Daha bir şey tanımlamadım. Şimdi tanımlıyorum. Proje klasörünü tanımlayacağım. Dreamweaver Sites. Geliyorum. Tablo. Site. Nerede? Masa üstünde. Kaydet diyorum. Save diyerek proje klasörüm artık Dreamweaver'a tanımlanmış oldu. Yeni bir sayfa açıyorum ve sayfayı hemen kaydediyorum. Ctrl Shift S, index adı altında. Ardından 5 satırlık, 5 sütunlu bir tablo açacağım. Ama ilk önce yukarıdaki menümü çağırıyorum. Designer'dan klasiğe geçiş yapıyorum. Ardından tabloya klikliyorum. Kaç satır? 5. Kaç sütun? 5. Bizim tablomuzun biti ne olacak? Oradaki banner imajı kadar olacak. Banner imajı ne kadar? 800 piksel. Border ve cell padding değerlerimiz olmayacak arkadaşlar. Bunun için 0 değerlerine geliyorum. OK diyerek tablomu oluşturdum. İmajlara baktığımızda arkadaşlar, imajlara baktığımızda en üstteki imaj banner, değil mi? Bizim üst satırımızda 4 ayrı, 5 ayrı sütun var. Biz ilk önce bunu birleştiriyoruz. Ne yapıyorum? Gelip seçtim. Merge ettim. Ardından imlecim içinde yanıp sönerken birinci imajı sürükleyip oraya alıyorum. Alternatif tekstine de tablo, site, banner diyorum. Tabi yanlış imaj almışız. Evet, proje klasörünü tanımladık diye. Evet. Hı-hı. İlk imajımız geldi. Altına butonlar gelecek, değil mi? Ne yapıyorum? Buton 2'yi sürükleyip şuradaki sütunun içine bırakıyorum. Şu imleçler önemli arkadaşlar tablonun. Eğer sağa doğru kayarsa mutlaka mouse'la onu sola doğru çekiştirmeniz gerekiyor. İkinci imajı alıyorum. Buton 03 GIF. Yanına geliyorum. Dördüncü imaj. Yanına geliyorum. Beşinci imaj. Ve son imajımı da butonlardan atıyorum. Var mı buraya kadar sıkıntı? Bir F12 yapalım. Sorun yok. Şimdi alt kısmına geliyorum. Alt kısmında yine tek bir imaj var. Bu satırı tek bir hücre haline getiriyorum. Merge selected cell using space. Buraya hangisini alacağız? Buton 6 düz GIF'i alacağız değil mi arkadaşlar? Gelip sürüklüyorum. OK diyorum. Ardından orta kısımda kullanacağım imajı buraya atacağım. Yine tek bir hücreye dönüştürdüm. Orta kısım JPEG'i sürükleyip alıyorum. Son imajım olan footer'ı da ekliyorum. İlk önce hücreyi birleştiriyorum. Şimdi üçünü ayrı ayrı tasarlamamın sebebi şu üstteki ve en altta konulacak imajlar sadece orada imaj olarak kalacak. Orta kısım ise background olarak kalacak. Eğer bunlar gibi imaj olursa orta kısım üzerine veri ekleyemez. Ondan dolayı. Artı dikkat ettiysen orta kısıma koymuş olduğum imaj 5 piksellik. Görüyor musun? Bunu istersen ben 1 piksel olarak da koyabilirim. Sonuçta
Dreamweaver onu otomatik olarak alt alta yayacak ve sen bunu hissetmeyeceksin. Tamam? Şimdi ne yapıyoruz? Giriyoruz. Devam ediyoruz. Ne dedik? Buraya orta kısmı alacağız dedik, değil mi? Sürükleyip aldım orta kısmı. Yok, orta kısmı koyduk. Pardon. Orta kısmı koyduk. Alt kısmı alacağız. Alt kısım, buton alt copy JPEG'ti, değil mi? Hemen sürükleyip aldık. Şimdi veriyi orta kısma koyacağız demiştik, değil mi? Buraya veri koyabilir miyiz? Koyduğumuz anda imaj ne olacak? Uçup gidecek. Çünkü imaj ve metin bir arada olmaz. Olması için bunları ayrı ayrı yapmamız lazım, sıralamamız lazım. Atıyorum, sol tarafta imaj varsa onun için ayrı bir div, sağ tarafta bir metin varsa onun için ayrı bir div koyabiliriz. Ya da daha basit bir yöntemi, imajı koyarsınız, senin konumu sol taraf dersiniz, yanında metini eklersiniz, senin konumunu da sağ taraf dersiniz ve işin içinden çıkmış olursunuz. Ki bunları da göreceksiniz daha ileriki uygulamalarda. Şimdi metni ekledikten sonra ben bu satırdayım, değil mi? Gelip kod kısmına o hücrenin background'ını değiştireceğim. Ne yapıyorum? Kod 5'in yanına geliyorum, içerideyim. Boşluğa klikliyorum. Ve bakın hemen editörüm bana burada neleri ekleyebileceğimi söylüyor. Ben background özelliğini eklemek istiyorum. Browse'dan kullanılacak background'ı seçiyorum. Hangisiydi? Orta kısımdı, değil mi? Onu seçtim. Ardından dizayna tekrar geri dönüyorum. Artık sorun var mı? Mesela ben şöyle enter yapıp içine veri ekleyebiliyorum, değil mi artık? Ve o kısım benim her enter değişimde benle birlikte devam ediyor. Buraya kadar sorun var mı arkadaşlar? Yok, değil mi? Kospan tablonun özelliklerinden hücre için bilgi veriyor. Ctrl C diyerek bunu kaydettim. F12 diyerek yapmış olduğum uygulamanın son halini görüyorum. Burada tek sıkıntımız ne arkadaşlar? Metinler sola yaslanmış oldu. Bunu tablo özelliğiyle siz ne yapabilirsiniz? Tekrar düzenleyebilirsiniz. Şimdi ben sizin anlayamadığınız noktaya geleyim. Her bir butona kliklediğinizde o sayfaya gitme olayı. Siz onda sanırım sorunu yaşadınız. Şimdi onu nasıl yapıyoruz? Şöyle yapıyoruz. Mesela geliyorum en baştaki metne. Ana sayfa sayfasını tasarladık. Şimdi ana sayfanın açacağı sayfa hangisi olacak arkadaşlar? İndex olacak, değil mi? Onun için ben ne yapıyorum? İmajı seçiyorum ve link kısmına index.html diyorum. Bunu dedikten sonra border'a da 0 diyeceğim ki diğer tarayıcılarda da bu sorun çıkarmasın. Hemen şuradaki border'e 0 değerini giriyorum. Ardından hakkımdaya geliyorum. Hakkımdanın açacağı linki söylüyorum. Hakkımda.html. Tam adres vermelisiniz arkadaşlar burada. Yani hakkımda derseniz hakkımda sayfasını bulamaz. Tam adres vermelisiniz. Border'a geliyorum. Yine 0 değerini giriyorum. Şimdi iletişimin açacağı sayfa, burada da Türkçe karakter kullanmıyoruz tabi. iletisim.html. Yine bunun border'ı 0. Haber, haber.html 0. Son olarak yardım butonumuz, yardim.html. Geliyorum 0. Şimdi ön izleme yapalım. Artık butonların üzerine geldiğinizde el işareti çıkıyor. Fakat sayfaları olmadığı için tıklasanız da sizi boş bir sayfaya atacak. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Ana sayfa hazır, değil mi? Ana sayfanın tıklandığı link index.html. Zaten bizim oluşturduğumuz ilk sayfada neydi? index.html'di. Şimdi hakkımızda ne sayfasını oluşturacağız? Farz edin ki buradaki linki hatırlamıyorsunuz. Ne var dediğinizi bilmiyorsunuz. Doğru bir iş yapmak istiyorsanız eğer ilk önce hakkımızda butonuna klikliyorsunuz. Ardından
vermiş olduğumuz linki, bakın verdiğiniz linki buradan Ctrl-C'ye kopyalıyorsunuz. Ardından var olan sayfayı farklı kaydedeceğiz. Ctrl-Shift-S ve gelip buraya kopyalamış olduğumuz linki yazıyoruz. Ctrl-V. Kaydet diyoruz. Hakkımızda HTML geldi. Şu kısmı değiştiriyoruz. Ana sayfa değil. Hakkımızda sayfası. Ctrl-S. Şimdi geliyoruz iletişime. Bakın sıralama nasıl geliyor? Birinci, ikinci, üçüncü sayfayı oluşturacağım şimdi. Geliyorum iletişim HTML'e. İletişim HTML yazıyor da tabii. Ctrl-S diyorum. Bunu kopyalıyorum. Ardından Ctrl-Shift-S diyerek hakkımızdan HTML'i farklı kaydediyorum arkadaşlar. Ctrl-V dedim. Biraz evet. Kutlayamamışız. Şuradan alalım. Ctrl-C, Ctrl-Shift-S. İletişim HTML'i de yapıştırdık. Kaydet dedik. Gelip hakkımızda metnine iletişim olarak değiştiriyoruz. Habere geliyorum. Aynı işlem. Linki kopyaladım. İletişim HTML sayfasını farklı kaydediyorum. Nasıl? Ctrl-Shift-S ve linki buraya yapıştırıyorum. Haber HTML. Kaydet. İletişim metnini de haber olarak değiştiriyorum. Ctrl-S. Son olarak yardım sayfası var. Yardım butonuna klikledim. Açacağı linki şuradan kopyaladım. Ctrl-Shift-S. Gelip Ctrl-V ile kopyalamış olduğum linki yapıştırdım. Kaydet dedim. Son olarak metni değiştirerek yardımda. Ctrl-S. F12 yaptığımızda bakalım sayfalara ulaşım var mı? Şu anda yardım sayfasındaymışız. Habere gidebiliyor muyuz? Evet. İletişime gidiyor muyuz? Gittik. Hakkımızdadayız. Ve son olarak index HTML'deyiz. Var mı burada bir sıkıntı? Yok. Anlayamadığınız nokta var mı peki? Yok. Çok güzel. Videoyu durduruyorum.